haftanın panoramasında Erol Kaynar'la birlikteyiz. Erol Kaynar, hoş geldiniz yayınımıza. Ceyda'cığım, seni özledik. Ben de sizi özledim Erol abi. Sağ ol canım. Bir ara vermiştik, denk gelemiyorduk sizinle salı günleri. Bugün birlikteyiz, benim için de çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Süper Lig'de çok teşekkür ediyoruz. Haftanın panoramasını birlikte yapacağız bugün. İzleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz de geride bıraktığımız haftada neler yaşandı? Şöyle bir paylaşalım. Önce dilerseniz bir alınan sonuçlara bakalım. Tabii. Trendyol Süper Lig'de 36. haftada alınan sonuçlar. Tüm maçlar aynı gün oynanmıştı geride bıraktığımız haftada. Fenerbahçe, Mondihom Kayserispor'u 3-0 yendi. Trabzonspor İstanbulspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Babakars Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Tümosan Konyaspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Yukatel Adana Demirspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 6-1 mağlup oldu. EMS Yapı Sivas Spor, Rams Başakşehir Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Kasımpaşa bir tek San Antalya Spor'u 3-1 yendi. Korendi Online Spor Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatay Spor evinde MK Ankara Gücü'nü 2-1 yendi. Siltaş Yapı Pendik Spor da Çaykur Rizespor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu hafta özellikle düşme hattındaki takımlar için ve şampiyonluk yarışı için artık oldukça kritik haftalara girdik. Son 2 maçımız kaldı, 2 haftamız kaldı. Artık o ipin kopacağı noktaya doğru geldik. Belki de bu hafta şampiyon belli olacak. Diğer yandan lige veda edecek takımlar belli olacak. Artık kritik son 2 haftadayız Erol Kaynar. Haftaya dair yorumunuz genel hatlarıyla ne olur? Vallahi evvela Galatasaray Fenerbahçe'den başlayalım. Çünkü futbol severlere müthiş bir performans gösterdi iki takımda. İki takımda aslında kutlamak lazım. Galatasaray Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe de Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Rekor düzeyinde puanlar ve rekor düzeyde galibiyetler aldılar aslında baktığın zaman. Tabii bu maalesef bu sezon ligde, Süper Lig'de başımıza gelenler bu güzel yarışmayı biraz geride bıraktı mecburen. Çünkü konsantrasyonumuz o tarafa kaydı. Olmasaydı tabii diye düşünüyorum ama oldu. İnşallah bundan sonra onları yaşamayız. Ama bu arada tabii Galatasaray-Fenerbahçe'nin yarışını gerçekten önde tutmak lazım. Müthiş bir performans. Büyük bir özveri koydular ortaya. Özellikle Galatasaray'dan bahsetmek lazım. Fenerbahçe'yi de anlatacağız biraz sonra. Galatasaray'da özellikle Kerem Demirbay'dan söz etmek istiyorum. Yani futbol otoritelerinin de birleştiği ki ben de aynı şey görüşteydim. Evet, Kerem Demirbay'ın iyi bir CV'si olmasına karşın bu derece Galatasaray'da üstün performans sergileyebileceğini ve Galatasaray'ı sırtlayacağını kelimem eğer doğru kullanıyorsam. Hatta ilk geldiği haftalarda tartışıldı da. Çok aslında tartışıldı. Evet. Onun için söylüyorum. Yani ben şahsen ümidim yoktu artık. Müthiş bir performans sergiliyor. Galatasaray'ın başarısına önemli bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'daki yerli futbolcuların performanslarının çok yüksek derecede ortaya koymaları ki tabii ki şimdi biraz sonra konuşacağız. Burada Okan Buruk'un müthiş bir teknik adamlık performansı var. Özellikle de bu yıldız yabancılarla yıldız Türk futbolcularını çok iyi kaynaştırdı. Çok doğru hamleler yaptı. Gerçekten ben daha önceki yayında da söyledim. Türk futbolu çok önemli bir teknik adam kazanıyor diye. Artık Türk futbolunun gerçekten çok iyi bir teknik direktör kazandığını söylememiz gerekir. Altını çizmemiz gerekir. Kutluyorum sayın hocamızı. Çok iyi işler yaptı. Galatasaray'dan aldığı neticeler de meydanda. Ayrıca 99 puanlık bir rekora imza attı ki hedef evet. Sürekli yönetimince dile getireceği bunu 105'e çıkarmak rekoru. Yani bu hafta dediğin gibi şampiyon belli olma ihtimali kuvvetli ama Galatasaray'ın artık bu dakikadan sonra şampiyonluğu bırakacağını düşünmek bile biraz saçma olur gibi gözüküyor. Aslında hak edilmemiş bir şampiyonluk değil, hak edilmiş bir şampiyonluk. Müthiş bir fark attılar diğer kulüplere. Kolay işler değil. Fenerbahçe'ye gelince, bu arada Galatasaray'da ilgili Barış Alper Yılmaz'dan da söz etmek lazım. Olağanüstü performans gösteriyor o da. Berkan yani belki bu futbolcuların arasında çok araya girebilecek kadar performansı olmadığını söylemekle beraber
son maçta attığı gol hakikaten belki de şampiyonluğu tayin edecek bir goldü. Hatta şöyle bir hikayesi de yok mu sevgili Erol Kaynar? Yani Berkan ara transfer döneminde geldiğinde eleştirilmişti de. Tabii. Berkan mı ara transfer dönemi transferi evet. şeklinde ama o Berkan belki de Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golü attı oyuna girer girmez son dakikalarda. Yine de bunun altında yatan şeyin teknik adamlık olduğunu düşünüyorum. Yani kullanmayı biliyor, futbolcunun kullanmayı biliyor. Bir de düşün yani Mertens gibi, Icardi gibi futbolcuları performansını arttırarak yani devamlı doğru kullanabilmek de kolay işler değil bunlar. Yani Mertens de futbol aklı tabiri caizse Galatasaray'ın. Yaşı ilerlemiş ama en az bir sene daha Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Zannediyorum Galatasaray bırakmıyor onu. Tekrar yeniliyor ya da yenileyecek mukabeleyi. Tabii bu arada Fulya projesinden söz et, pardon özür dilerim. Flora projesinden Beşiktaş'a gittiği için aklım başlayın. Flora projesinden söz etmek gerekir. Galatasaray'ın kurtuluş projesi gibi gözüküyor ekonomik anlamda söylüyorum. Tabii çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Herhalde Galatasaray camiası bunu gayet iyi irdeleyecektir. Çünkü ellerinde çok çok önemli bir enstrüman var. Yani Galatasaray'ın kendi sahasında bu işi bu hafta bitireceğini düşünüyorum ben. Şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Tabii iyi olan kazansın. Fenerbahçe'nin de kutlamak lazım. Buraya kadar getirdiler şampiyonluk yarışını. Fenerbahçe'deki niye da matematiksel olarak devam yarış devam ettiği sürece tabii. son Ama maça kadar asılacaktır. Yani tabii bilinemez futbolu kabul etmek lazım ama Fenerbahçe'nin şöyle bir bana göre bir büyük yanlış oldu. Trabzon maçından sonra infialde bulunmalarını anlayışla karşılıyorum bir anlamda ama bu derece kaos yaratmak, kendi kulübü içerisinde kaos yaratmak, işte alt lige düşeriz demek şimdi düşünebiliyor musun? Alt lige düşeriz deyip bu konuda yetki almaya çalışması Sayın Ali Koç'un gerçi sonradan bunu çekti ama oraya doğru gitmişti iş. Orada biraz futbolcuların konsantrasyonunun bozulduğuna dair iddialar var %100. O günden sonra. Şöyle düşün, yabancı futbolcu olsak Fenerbahçe'de, biz alt lige başkan diyor ki alt lige düşüreceğim gerekirse diyor Fenerbahçe'yi diyor. Alt lige düştüğünüz zaman 6 yabancı ile oynayabiliyorsunuz biliyorsun. Yani elindeki şu anda yabancı sayısını düşün, mukavveleri olanları düşün. İster istemez de işte herkesin bir ailesi var, bir para hedefi var, bir para kazanma durumu var vesaire vesaire geleceğini düşünecek tabii ki. Bir anda ne oldum olur. Bu çok normal. Yabancı bir ülkedesiniz. Bir anda alt lige düşecek bir takımda oynuyorsunuz. Yani bunlar mutlaka kafada soru işaretleri bırakır ve mutlaka konsantrasyonları bozar. Şimdi herkes İsmail Kartal'a yükleniyor. Haklıdır değildir. O teknik konuya girmeyeceğim fazla. Ama bu durumda olan bir takımı da motivasyonunu sağlam tutabilmesini sağlamak çok kolay bir iş değil. Zaten Sivas'ta bana göre Fenerbahçe kaybettiği puanla, 2 puanla şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünüyorum ben. Sivas bir dönüm noktasıydı Fenerbahçe için. Orada berabere kalıp 2 puan bırakınca bir anda Galatasaray atağa geçti, bir anda öne geçti. Ama Galatasaray'ın da bu kadar büyük performans göstermesi hakikaten inanılır gibi değil. Gerçekten tebrik yaşayan. Yani özetleyecek olursak, Fenerbahçe'nin o kaosun içine düşmesi, kaos kendi içinde kaos yaratması, belki iyi niyetle kötü niyetle olabilir, o andaki hislerle olabilir ama biz yöneticiler olarak aslında hislerimizi tutmasını, dizginlemesini bilmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Şimdi yöneticilerle ilgili müsaade edersen şöyle genel bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Türkiye'deki bana gördüğüm kadarıyla şöyle bir tablo çizdiğim zaman doğru yönetici bulmakta zorlanıyor Türkiye. Yönetici yetiştiremiyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla dikkat edersen hep kaos peşinde koşan yöneticiler, devamlı türbünle oynayan yöneticiler yaratıyoruz. O aslında kulüplerin yararına bir şey değil. Realist kararlar vermek doğru olmuyor. Mesela Aziz Yıldırım'ın çok güzel bir açıklamasında çok güzel bir cümle var. Diyor ki yani Fenerbahçe'nin çocuğu diye biz teknik adam bakmayalım ya da ona benzer bir şey söylüyor. Ben de hep bunu söylüyorum. Tabii ki kendi yetiştirdiği futbolcu, kendi yetiştirdiği sporcusunu işin başına getirmek doğru bir şey, güzel bir şey ama eğer gitmiyorsa
Artık bu Beşiktaş'ın çocuğu, bu Fenerbahçe'nin çocuğu, bu Galatasaray'ın çocuğu, bu Trabzon'un çocuğu artık deme lüksün yok. Doğru teknik adam var ya da yanlış teknik adam var. Ben böyle görüyorum olayı. Bağışlasınlar beni. Yani Fenerbahçe Galatasaray konusu bence böyle söylenebilir. Şu açıdan da kıyaslanıyor. İsmail Kartal evet teknik olarak hani çok eleştirmeyeceğim dediniz ama bir yandan da taraftarlar Okan Buruk'la İsmail Kartal kıyaslamasını bu sene çok yaptılar futbol severler. Küçük bir örnek benim aklıma gelen, bilmiyorum bu konudaki yorumunuz ne olur. İşte Okan Buruk'un kadro tercihi küstürmeden futbolcuları yerlerini değiştirmesi yedek kulübesiyle direkt 11'in bir Davinson Sanchez Nelson değişikliği zaman zaman. Bunun dışında Kerem Aktürkoğlu bu sezon çok eleştirildiği zamanlar oldu ama o kadar naif ve hissettirmeden yerini Barış Alper'e bıraktı ki bugün hiçbirimiz Kerem Aktürkoğlu'nun ne sinirini ne küsmesini bunların hiçbirini konuşmuyoruz ve Barış Alper'in de yükselen performansını konuşuyoruz. Diğer tarafta bir Mitch Batshuayi Dzeko karşılaştırması var Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın böyle süreçleri Okan Hoca gibi yönetemediği konuşuluyor. Batshuayi de son açıklamasında mesela derbide oynamayı çok istediğini ve performansının farkında olduğunu hissettirdi sanki maç sonu açıklamasında son maçta. Ben o teknikseye girmeyeyim demiştim ama açınca sen şimdi biraz konuşmak lazım. Dzeko ve Batshuayi konusunda katılıyorum. Ben hatırlarsan bundan önceki yayınlarımızda hep söylemiştim. Fenerbahçe'nin Batshuayi'ye haksızlık ettiğini vurgulamıştım. Ve bugün gelinen noktada bu söylediğim galiba doğru çıkıyor. Çünkü Dzeko'nun hem yaşı itibariyle hem oynanan futbol itibariyle Fenerbahçe'nin oynadığı futbol itibariyle belki istediği topları da alamıyor olabilir ama Batshuayi çok özür dilerim. Estağfurullah. Batshuayi çok hareketli ve Fenerbahçe'nin istediği bir santrafor aslında. Ve dikkat edersen her girdiği maçta aşağı yukarı gol attı. Evet. Yani çok az süre almasına rağmen takımı kurtaracak goller de attı. Dediğim gibi istediği gibi kullanmadı. Ama burada zannediyorum bir İsmail Kartal'ın bir zafiyeti oldu orada. Yani otoritesinde bir sıkıntı oldu. Yani Dzeko'yu ve bazı futbolcuları kesemediğini düşünüyorum ben. Yani çünkü futbolcular biliyorsun kendi aralarında bir özellikle şehirsel yani ülkesel diyelim pardon anlamda birkaç futbolcu varsa bunlar biraz klik oluşturuyorlar ve teknik adam bunların kolay kolay bunlardan vazgeçemiyor. Ama Okan Buruk mesela bunu çok iyi hallettiğini görüyorum ben. Dediğin gibi İsmail Kartal bu konuda eleştirilecekse eleştirilebilir. Okan Hoca'nın aldığı da bir risk aslında baktığımızda. Çünkü istediği sonuçları alamasaydı bu değişikliklere rağmen belki de o zaman eleştirecektik tıpkı İsmail Kartal. Şimdi bir de tabii dediğim gibi eğer kaybeden zaten eleştirilir. Yani şimdi Fenerbahçe bu kadar büyük bir bütçede, bu kadar ciddi paralar harcayıp böyle bir kadro kurdu. Ama esas benim temelde daha önce de söylediğim için şimdi söylüyorum. Şimdi işten geçtikten sonra söyledi demesinler diye. Hakikaten bunu söyledim daha önceki yayında da. Fenerbahçe'nin B ve C planlarını, oyun içindeki B ve C planlarını bir türlü göremedim ben. Galatasaray'da var. Galatasaray'da var. Oyuncu değişikliği yapmadan da oyun içindeki planları değiştiriyor Okan. Onu görüyorum ben. Yani sağ kanada yüklenirken sol kanada, orta sahaya yüklenirken geriden top çıkartmayı, yani arkadan gelen stoperlerin gol atmasını sağlamak gibi çok çeşitli varyasyonlar sağladı. Ve bunu yapabildi. Fenerbahçe'de bu tam göremedim ben bunu. Evet. Zaman zaman vardı ama yani çok cılızdı. Ama Galatasaray'da çok ciddi. Hakim Ziyech mesela müthiş kullandı son haftalarda Okan Buruk. Ve çok müthiş goller seyrettik. Yani bir de Galatasaray'ın attığı gollerde müthiş bir keyif de var. Yani büyük bir futbol aklı da var. Dolayısıyla istenilen bir de Galatasaray'daki bütünleşme Fenerbahçe'ye nazaran çok gözle görülür büyük bir fark var. Galatasaray gerçekten bütünleşmiş. Fenerbahçe bir türlü onu sağlayamadı. Lig başladığından beri bana göre tam sağlayamadı. Yani Galatasaray çok kilitlenmiş, şampiyonluğa oynayan, şampiyonluğa kilitlenmiş ve son Karagümrük maçında da bunu çok gösterdi. Son dakikada golünü attı. Yani belliydi yani Galatasaray yenecek illaki o takımı. Öyle bir performansı vardı. Onun için aradaki fark bence buydu.
Peki o zaman bir hemen biraz hızlanarak puan sıralamasına bakalım. Tabii. Çünkü alt sıralarda da özellikle yorumunuzu merak ediyorum alt sıralarla ilgili. Galatasaray 99 puanla lider durumda. Fenerbahçe 93 puanla ikinci sırada, 61 puanlı Trabzonspor 3. sırada, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 58 puanla 4. Beşiktaş'ın puanı 55, 5. sırada, 52 puanlı Kasımpaşa 6. sırada. Korendon Alanyaspor 50 puanla 7. 49 puanlı Çaykur Rizespor 8. sırada, MS Yapı Sivas Spor'un 48 puanı var 9. sırada, bir tek sen Antalya Spor 45 puanda 10. sırada. 11. sırada 44 puanlı Yukatel Adana Demirspor var. 42 puanlı Yılport Samsunspor. 12. Mondium Kayserispor 41 puanla. 13. sırada Tumosan Konyaspor'un 40 puanı var. 14. sırada MK Ankaragücü 39 puanla 15. Gaziantep Futbol Kulübü 38 puanla 16. Babakars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un 37'şer puanı var. 17. ve 18. sırayı paylaşıyorlar. Siltaş ve Pendik Spor 36 puanla 19. sırada, İstanbulspor 16 puanla lige veda eden ilk takım olmuştu. Şimdi bir üçüncülük yarışından başlayalım. Sonrasında alt sıralara da geçelim sevgili Erol Kaynar. Üçüncülük yarışında 61 puanla Trabzonspor 3. sırada şu an. Rams Başakşehir 58 puanla 4. sırada, ki bu iki takım bu hafta karşı karşıya gelecek. Evet. Orada da bir üçüncülük yarışı için mücadele olacak. Beşiktaş da 55 puanla 5. sırada. Bu hafta itibariyle. Kalan iki haftada evet, değişir mi bir şeyler? Ne dersiniz? Çok değişecek gibi görmüyorum. Beşiktaş'ın tabii performansına da biraz bağlı. Şimdi Beşiktaş'ın Hatay'la bu hafta maçı var. Hatay için de çok önemli bir maç. Çok önemli. Ben Hatay tabii çok zor bir süreç. Malum o deprem sonrası çok zor sürece girdiler. Şimdi de anladığım ve bildiğim kadarıyla gerek ekonomik olarak gerekse imkan olarak zorlanıyorlar. Buna rağmen bu hafta büyük bir sürprize imza attılar. Ankara Gücü'nü yenmeleri tekrar ligde kalma umutlarını arttırdı. O dolayısıyla aşağısı felaket karıştı. Ama evvela şu Beşiktaş'tan biraz bahsedelim. Tabii. Beşiktaş şimdi malum 5. sırada. Yukarı zorlayabilir mi? Yukarıdaki takımların, Başakşehir'in ve Trabzon'un alacağı neticelere bağlı tabii ki. Ama Beşiktaş'ın şu anda 44 puan liderin gerisinde olması tarihi bir fark olarak görüyorum. Bu farkı futbolcuların Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nı almak kaydıyla kendilerini seyirciye ve Beşiktaş'ı sevenlere affettirmeleri lazım. Bunu almak mecburiyetindeler. Birkaç nedenle Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Bir kere dediğim gibi bu 44 puanlık farkı biraz arka plana itebilecek bir moral olabilir. İkincisi Beşiktaş'ın böyle bir morale ve böyle bir bu kupaya ihtiyacı var. Daha bu en az bu kadar da önemli. Avrupa kupalarına tabii sezonu geç açacak bir de. Geç açacak bunu kupayı kazanırsa. Şayet kupayı kazanamazsa ne olacak? Beşiktaş'a onun durumunu anlatalım. Trabzon kazandığı takdirde 5. takım da, ligdeki 5. takım da Avrupa kupalarına gidiyor. Ama dediğin gibi senin işaret ettiğin gibi bu sefer çok erken açacak sezonu, ki o da takımlar var. İçin elemeler var. Takımlar için 3 eleme var zannediyorum evet, o zaman. Takımlar için çok yaralayıcı, çok zor bir şey. Çok uzun sezon, çok uzuyor o zaman. Yani dinlenme zamanı yok, toparlanma zamanları yok falan falan. Dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının sayısız faydası olacak Beşiktaş'a. Bir de direkt olarak belli bir gelir de elde etmiş olacak. Hangi takım kazanırsa tabii. 5 milyon euro 5 civarında milyon euro. Evet. O rakamda. Doğru. Avrupa'dan elde edeceği. Trabzon'da tabii şöyle konuşmaya çalışalım. Trabzon, Trezeguet'in sakatlığı ne durumda olduğunu çok öğrenemedim. Araştırdım ama tam bir bilgim yok. Bilmiyorum Beşiktaş maçına yetişecek gibi mi? Her zaman söylediğim gibi Trezeguet ve Vişça bir takımda hakikaten her takımda insanın görmek isteyeceği çok önemli iki açık. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani Trabzon'u sırtlayabilen iki futbolcudan bahsediyoruz. Vişça'nın bu hafta yaptıklarını gördün zaten son maçta.
Onan Çun'un da sakatlığının atlatması ve evet. iyiyim diyor. Bugün okuduğum kadarıyla. Lig'de de gol attı. Yine son İki hafta. İki gol attı. Evet. Önemli bir futbol. Enteresan bir futbolcu. Fizik yapısı korkunç yani. O iki metrenin civarında. Üstünde değil mi evet. boyu? Yani hem boyu hem posu maşallah yani müthiş. Boylu poslu. Evet yani ayağından top almak ya da güç göstermek kolay değil Onan Çun'a. Ve Trabzon iyiye doğru gidiyor. İyi futbol oynamaya başladı. Ligin son olmasına rağmen Ankara o da çok asılacaktır Ziraat Türkiye Kupası'na. İnşallah güzel bir maç olsun. Olimpiyat stadında oynanacak malum. İki tarafın da seyircilerinin o maça çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. VAR'a iş düşmesin inşallah. Burada VAR hakimi yabancı olacak. Aynı zamanda evet. yarı otomatik offside sistemi de final maçında geçerli olacak. Çok olacak. Güzel bir buluşma gerçekleşti. Evet. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi evet. üçlü bir görüşme yaptılar. Ve o görüşmenin sonrasında çok olumlu, çok güzel mesajlar verdi. İki tane dost kulüpten bahsediyoruz. İki kulüp de birbirini sever, onu biliyorum. Hatta benim birçok Trabzonlu arkadaşım ikinci kulüplerinin Beşiktaş olduğunu açık açık söylüyorlar. Yani bunlar bir iki kişiden bahsetmiyorum ben. Bayağı üst düzey Trabzon'un ağırlıklı insanlarından bahsediyorum. Beşiktaş'a karşı büyük bir sempati duyduklarını biliyorum. Benim de Trabzon'a sempati duymadığımı söylemem biraz yanlış olur. Tek başıma Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıl Trabzon'a gitmiştim maça. Süleyman abi rahmetli başkandı. Vallahi beni orada kolayıp kokladılar yani böyle paşa gibi ağırladılar ki kimseye telefon edip de bir şey istemedim. Statta onların yanında seyrettim. Hiç kimse bana dokunmadı. Tam tersini beni korumaya aldılar. Çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. Onun için Beşiktaş'la Trabzon var yani kesinlikle var. Trabzon'la Beşiktaş arasında daima dostluk vardır. Çok güzel bir maç olacak buna inanın. Hepimiz ekran başında olalım. Ben de inşallah statta olmaya çalışacağım. Ligden düşmelere de gelelim istersen Ceyda'cığım. Evet, bir alt sıralara da bakalım sevgili Erol Kaynar. Alt sıralarda makas aslında son dönemde hep çok kapalı. Bunu hep konuştuk yayınlarımızda. Enteresan bir şey. Potada olan takım sayısı çok fazla. Bu hafta 3 karşılaşma var. 3'ü de çok önemli. Birbirleriyle oynuyorlar. Onu söyleyecektim. Yani çok enteresan. Düşecek takımlar birbirleriyle oynuyorlar. Yani bu kadar denk gelen bir lig ben çok hatırlamıyorum. Yani mesela Antep'in Karagümrük'le bir maçı var. Yönetmenimiz aslında rica edeyim bir programı ekrana getirsin. Orada net bir şekilde de göreceğiz. Önümüzdeki haftanın programı ekrana geldi. Mondium Kayseri Spor, Tumasan Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Vavakars Fatih Karagümrük. Onun dışında bir karşılaşma daha vardı. MK Ankara Gücü, Siltaş Yapı, Pendik Spor. 3 mücadele alt sırada bulunan 6 takımın birbiriyle maçı. Evet. Yani yenilen çok zor durumda. Şimdi mesela Antep Karagümrük maçını ele al. Bir de Pendik yani Pendik düşüyor derken tekrar evet, toparladı son hafta kendini. Aynı. Yani hakikaten müthiş bir mücadele var. Şimdi bir takım garanti düştü. İstanbulspor. Onun dışında 3 takım daha düşecek Ceyda'cığım. Bir takım değil, 3 takım daha düşecek. Ben şöyle bakıyorum puan sıralamasına, bilmiyorum yani hiç tahminde İçeride bulunamıyorum. İçeride Koray'cığımla konuşuyoruz. Abi dedi, yani alt liglerle ilgili bir şey, yazı hazırlayacaktık. Bir oturduk hesap kitap, içinden çıkamadık dedi. Aynı şeyi ben de benim sevgili arkadaşım Ertuğrul'la oturduk hesap kitap yapıyoruz. Hesaba kitaba sığmıyor. Yani desen ki bana tahminin ne, vallahi tahminim yok. Evet. Yani bunu tahmin edebileni de hakikaten tebrik ederim. Yok, ben böyle bir şey görmedim. Cumartesi takım... günü alınacak sonuçlara dair editör masamızın işi de zor bu arada. Çok onu zor. Hayır, 3 takım yani. Düşecek Ceyda'cığım. Evet. Bir takım garanti. 2 maç kaldı. 2 maç kaldı ve 3 takım var. Yani enteresan bir lig oynuyoruz. Aslında dediğim gibi keşke bu istenmeyen olaylar olmasaydı da hep bunlarla anlatsaydık. Hep olmadık şeyler anlattık. Bunlara futbol bu. Yani futbolun güzelliği de bu aslında baktığın zaman. Ve hani bir de birbirini kayırma gibi durumlar olur ya futbolda bazen öyle hissederiz ya da öyle konuşulur falan. Burada o da olaması mümkün değil. Neden? Herkes kendi can derdinde. Şimdi Karagümrük mü Antep'e buyurun diyecek yoksa tersi mi? İkisi de hayır. İkisi de
mücadele etmek durumundalar. Yani çok enteresan bir ligde oynuyoruz aslında. Ben bu kadar enteresan, bu kadar heyecanlı. Yani 3 takım düşecek, 2 hafta kalmış belli değil. Belki de son haftaya kalacak. En azından 2 takımın düşmesi. Belki bir takım düşmesi birazcık daha kesinleşebilir bu hafta. Ama son haftaya kalacağına inanıyorum ben. Son düşecek 2 takımın. Çok kritik maçlar var. Bir yandan da şunu da es geçmek istemiyorum. Bu arada tüm takımlara başarılar diliyoruz. Hak eden ligde kalsın. Tabii. Lige gelenlere de hoş geldin diyoruz. Evet tabii. Bir kez daha Eyüpspor'a ve Göztepe'ye. Bakalım oradan gelecek diğer takım da kim olacak. Merakla bekliyoruz playoff'ların ardından. Ama ben şunu da sormak istiyorum Erol Kaynar. Ligin biraz dışına çıkacak olursak. Teknik adam konuları var. Şimdi Fenerbahçe'yi bu şampiyonluk yarışıyla birlikte önemli bir seçim bekliyor. Evet. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı Ali Koç'un karşısında. Kongrede aday olacak. Ve dünkü açıklaması çok konuşuldu. Çünkü ben Jose Mourinho'yla anlaştım. Eğer seçilirsem bir aksilik olmazsa Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni hocası olabilir dedi. Aziz Başkan'ın ben öyle balon atacağına inanmıyorum. Bence Mourinho'da ben bir araştırma da yaptım. Yani küçük derken kadroda yönetim kurulunun kadrosunda olma ihtimali çok yüksek olan bir iki abimle görüştüm. Onların da söylediği bu. Yani Mourinho ile hakikaten görüşmüş ve hakikaten anlaşma zemini var. Mourinho da zaten biliyorsun Roma'dan ayrıldı. Daha doğrusu Roma gönderdi onu. Mourinho zor bir adam. Ama hepimizi de anlatırken bir gülümsetir böyle o çocuksu tavırları, liderlik özelliği, esprileri. Bazen siniri... Çok karizmatik bir adam ama. Yani şöyle bir şeyi dolduruyor, stadı, sahayı dolduruyor. Futbolcuya bakış açısı, yorumları, hareketleri falan hakikaten önemli bir futbol adamı. Tabii ben şahsen isterim yani. Ben de isterim. Türkiye için önemli bir şey bu. Yani iyi futbolcu, iyi teknik adamın gelmesi Türk futbolunu da kalkındırır. Yani tabii enteresan bir yarış olacak. Kimin kazancı orada da belli değil bana sorarsan. Yani kim kazanır çok bilemiyorum. Kestiremiyoruz. Ali Koç... Biraz bu hafta belirleyici olabilir gibi geliyor bana. Derbi mücadelede çıkacak bir sonuç kongrenin gidişatını da değiştirebilir gibi geliyor bana. Değiştirebilir ama şimdi tabii sen de çok iyi bileceksin Ceyda'cığım. Kongreyle taraftar farklı oluyor biliyorsun. Yani kongrede ne karar vereceğini çok bilemiyorsun. Yani genel olarak sosyal medya ve taraftara baktığın zaman şu daha çok ağırlıkta kazanabilir gibi görünmekle beraber kongre yani seçim başka bir şey. Orada bambaşka neticeler çıkabiliyor. Onun için bilemiyorum ben. Son tabii yapılan bir takım üyeler de var. O üyelerin de kararı yeni, üyelerin de kararı önemli. Fenerbahçe için, Türk futbolu için ne hayırlısıysa o olsun diyelim. Bu konuyu öyle geçiştirmiş olalım. Peki hemen şunu akabinde sormak istiyorum. Şimdi Jose Mourinho'dan bahsediyoruz. Okan Hoca ligin kaliteli hocalarından biri. Kesinlikle şimdi öyle. Bu iki isimden sonra Beşiktaş'ta yeni bir hoca arayışında. Kalan iki dakikamızda sormak istiyorum. Şimdi İbre yerli adaylara döndü diyoruz. Ama bu isimlerin karşısında Beşiktaş'ta elini yükseltir mi diye taraftar merak ediyor. Şimdi tabii taraftar haklı olarak karşılaştırma yapıyor. Şu ol gelirse bu oluyor, biz ne yapıyoruz falan ama bir de realiteden bahsetmek, gerçeklerden bahsetmek lazım. Beşiktaş'ın elinde şu anda minimum 17 tane yabancı var. Gelecek olanlarla beraber yani kiralık oyuncularla beraber. Bir kere 17 yabancıdan bir tek Gezal kontratı bitiyor. Diğerlerinin hepsinin kontratı var. Bir kere bunu halletmesi Beşiktaş'ın lazım. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılıyor, nasıl bir plan yapılıyor bilemiyorum. Çünkü ne olursa olsun hem futbolcu ikna etmeniz lazım, kiralık vermek için bir şeyler bulmanız lazım ya da parasını ödemeniz lazım, göndermeniz lazım falan bir sürü. Yani bayağı bir problemli bir durum var aslında. Dolayısıyla diyeceksin ben teknik direktörü sordum, sen bana bunu anlattın. Buna bağımlı bir teknik direktörlük işi de. Yani teknik adam da kendi biraz kadrosunu ya tamamen kadroyu değiştir diyecek hali yok ama kendine ait bir takım oyuncuları isteyecektir. Kendinin diyaloğunu kurabileceği, sistemini anlatabileceği birilerini isteyecektir. Onu da Beşiktaş şu anda ne kadar yapabilir onu bilmiyorum. Benim de kanaatim Beşiktaş yerli teknik adama doğru yola çıkıyor gibi gözüküyor. Şu Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra daha netleşir ama şimdi görünen o. Üç aday var. Nuri Şahin,
Sergen Yalçın ve Şenol Hoca. Ben şimdi hemen çok kısa bir şey, vaktimiz bitiyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Bir dakikamız var Erol. Bir dakikalık konuşacağım zaten. Ben Şenol Hocam'la da çalıştım. Sergen Hocam'la da çalıştım. Biliyorsun 3 kupa aldık o sene, benim de yönetimde dışarıdan görev aldığım bir dönemdi. Sergen Hocam'ın nasıl bir teknik adam olduğunu, ne kadar kurnaz, akıllı olduğunu da biliyorum ve çok takdir ediyorum. Ben aslında Beşiktaş'ın başında Sergen Hocam'ı her zaman görmek isterim. Şenol Hocam'ı tartışacak bir tarafımız yok. O da Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi futbol adamlarından bir tanesi. Ama dön dolaş Şenol Hoca'yı al, bırak Sergen Hoca'yı al, bırak Şenol Hoca'yı al. Yani bu kısır döngüyü sevmiyorum. Yoksa evet, teknik adamları asla tenkit etmiyorum. Hepsi layıktır. Beşiktaş'a çok iyi şeyler de verebilirler ama bu kısır döngü iki tarafı da zarar verir diye korkuyorum. Benim anladığım, denenmemişi denemek lazım diyorsunuz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben Erol teşekkür Kaynar, ederim. Ağzınıza sağlık, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Efendim biz ana haberi Erol Kaynar'la birlikte Panorama'yı noktalıyoruz. Hoşçakalın.